kitabur raculi bir adam yekunu lehu memarrun ev şirbun fi haitin ev fi nehlin. Uğrak olsa yahut içirmesi olsa bir hurma bahçesinde veya bir bahçede, yani bir bahçede bir yeri var adamın, onu gidip varıp sulaması gerekiyor. Koca bir bahçe ama bir tane ağaç onun gibi mesela. Bazen oluyor ya, böyle fakirlere tahsis ediyorlar. Daha önce görmüştük Ariye diye. Adam fakire diyor ki bu ağacın mahsulü de senin olsun. Daha günü gelmezden olur. Ortasında olur. Tasadduk ediyor yani. Bab başlığı. Şimdi o artık o ağacı ona bırakıyor. Gelip gidip sulaması, bakımı falan. Onun işi oluyor. Böyle bir yeri olan bir kimse. Yahut belki mirastan kalır koca bir bahçede. 10 tane ağaç ona pay edilmiştir. Her neyse, büyük bir bahçede veya hurmalıkta birkaç hurması olan kimsenin durumu ne olacak? Oraya girip çıkması, onlara su vermesi için falan. Başlık bu. قَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: مَنْ بَاعَ نَخْلًا, kim bir hurmalık satarsa, بَعْدَ اَنْ تُعَبَّرَ, aşılandıktan sonra, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, onun mahsulü alıcının mıdır, satıcının mıdır? Normal durumda. Normal durumda Allah'ın elçisi فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, satıcınındır diyor. Yani aşılanmış bir hurmanın mahsulü satıcınındır. فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ, dolayısıyla satıcının, yani sattığı hurmalığına girme hakkı vardır. وَالسَّقْيُ, sulama hakkı vardır. حَتَّى يَرْفَعَ, ta ki üzerindeki malı indirsin. وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ, ariyenin sahibi de böyledir. Yani kendisine tahsis edilmiş bir bahçede ağacı yahut birkaç ağacı bulunan kimsenin de durumu böyledir. Girip çıkma ve onu sulama, bakımını yapma hakkı vardır. Sattıktan sonra. O zaman ağaç satıyor, bahçeyi satmıyor, mağazayı satmıyor. Şimdi birkaç tane ağaç kendisini buluyor. Yok, satıyor bütün şeyi, bahçeyi, hurma bahçesini. Fakat üzerinde yüklü hurması var. O sene için. O sene için tabii canım, yoksa ya zaten niye satıyor? Göreceğiz. 2250 no'lu hadis. Ekberena Abdullah ibn Yusuf'a, bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Haddethena Leythu, bize el-Leyth anlattı. Haddethen ibn Şuhab'in, bana ibn Şihab anlattı. An Salim ibn Abdullah, o da Salim bin Abdullah'tan. An Ebihi, o da babasından. Radiyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki: Men ibta'a nakhlan, bir kimse bir hurmalık satsa, ba'da en tu'abbara, aşılandıktan sonra, fe semaratuha lil ba'i'i, onun mahsulü satıcınındır. İlla en yeştarital mubta'u, ancak alıcı şart koşarsa, o hariç. Bu konu hiç açılmazsa, bu hurmalığı satıyorum, aldılar, verdiler, bitirdiler pazarlığı. Anahtarını da verdi. Sonra ertesi gün adam geldi, bakımını yapacağım, hurmalarıma bakacağım. Yani bu konu konuşulmadıysa o üzerindeki hurma satıcının normal koşulu konuşuyoruz. Ancak alıcı
Ben burayı alırım ama üzerindeki hurmayla alırım. Bu seneki hurmandan da feragat edeceksini açıkça konuşursa o zaman illa en yeşterkanu ta'u. Satın alanın bunu sarahaten ifade etmesi lazım. Yoksa üzerindeki hurma satıcınındır normalde. Şimdi burayı biliyoruz ama Türkiye'de geçerli bir durum var. Hiç konuşmazsak satıcı olarak. Tam sattıktan sonra adama hatırlatsak, satarken hiç şart koşmak. Ama biz biliyoruz, ketmedik bu bilgiyi. Şikayetçilik olur. Adam öyle zannediyorsa, çünkü biz bu dediğinizden anlaşılan o ki bizde normalde alıcınındır o zaman. Ama Allah'ın elçisi normalde satıcınındır diyor. O zaman biz bunu başta belirtir. Bak böyle bir hadis var. Ben sen satıyorsam ağacını satıyorum. Mevsim değil. Evet. O bir sefer değil mi? Bir sefer. Üzerindeki aşılan, üzerindeki. Hayvanatında böyle midir? وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا Bir kimse bir köle satın alsa, satsa وَلَهُ مَالٌ Kölenin de malı olsa فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ O kölenin üzerindeki mal satıcınındır. اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ Ancak satın alan köleyi yani malıyla birlikte satın alıyorum diye açıklıkla şart koşarsa bu durum hariç. وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ Malik'ten, o da Nafi'den, o da İbni Ömer'den, o da Ömer'den köle konusundaki hadisi rivayet etmiş. Edinimleri efendisine ait olan bir şey. Evet. Kendisine ayrıyeten bir edinim. Zaten mülk edinme hakkı yok. Kendisi mülk durumunda. Ama efendisi ona bağışlarsa senin olsun derse o zaman artık kölenin olur ama mülkiyet altında kaldığı sürece gittiği yerde öteki efendisi el koyabilir. Fakat mükatebeye girişirlerse yani salı verilmek üzere bir şeye girişirlerse o zaman köle kazancını efendisine mükatebeye uygun olarak öder. Ödeme bitince artık özgür olur, özgürlüğüne kavuşmuş olur. Bu da efendisinin buna yanaşmasıyla ancak mümkün. Efendisi de ister yanaşır mı, ister yanaşmaz mı derseniz Allah Azze ve Celle yanaşmayı zorunlu kılmış bir bakıma. Ama bir şartla اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا Eğer onlarda bir hayır görürseniz mükatebeye yanaşın diyor Allah Azze ve Celle. Hayır yapabilecekler mi, yerine getirebilecekler mi sanarsanız? Yok, kendilerinde bir hayır görürseniz. Yani bu adamlar İslam toplumuna saldıran bir şeyden bakaya olan kimseler. Bu kötü niyetleri, kötü yaklaşımları, orta düşmanlıkları, husumetleri ortadan kalkmış. Toplum açısından yakın yahut uzak bir tehdit artık oluşturmuyor. Öyle. Yani artık düzelmiş, İslam toplumuna entegre olmuş. Başta Müslüman olmuş tabii. Müslüman olmamış adamda hayır olur mu? O yüzden de uygulaması böyleydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Adamın bir ya benim bir kadın kölem var azat edeceğim deyince Allah'ın elçisi göreyim bakayım dedi. Ona işte sordu. İşte dinini sordu. Allah nerede dedi. Ben kimim dedi. Sonra onun mümini olduğunu anlayınca dilsiz bir kadın evet. اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَا Azat et onu. Çünkü o bir müminedir deyiveriyor. Böyle yani o bulundukları tutsaklık süreci onların entegre oldukları saldırganlıklarından vazgeçtikleri, iyileştikleri düşmanlık ettikleri toplumun değerleriyle tanıştıkları bir süreçtir. Peki 2250 nolu hadis böyleydi. Sırada 2251 nolu hadis. Haddetena Muhammed ibn Yusuf'a
Bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddesena Sufyanu, bize Süfyan anlattı. An Yahya bin Sa'idin, o da Yahya bin Sa'id'den. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbni Umar'a, o da İbni Ömer'den. An Zeyd bin Thabit'in radıyallahu anh, o da Zeyd bin Sabit'ten. Allah kendilerinden razı olsun. Kale, dedi ki, Rahhasan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdi. En tuba'al araya. Arayanın satışına. Biharsiha tamran. Tahminince kuru hurma olaraktan. Yani ağacı bağışlamış veya ağaç bir adamın koca bahçedeki. Bahçe sahibi ona diyor ki, ya gelip gidip uğraşma bir tane ağaçla. Bu senenin mahsulü ne gözüküyor üzerinde? Ne çıkar bu ağaçtan? Veya 50 kilo çıkar. Ben sana 50 kilo kuru hurma vereyim. Boşuna da bahçeme girip girip çıkma. Böyle bir şey. Normalde bu tahminince vermeyi Allah'ın elçisi biliyorsunuz yasaklamıştı. Üzerindekini tahmin ederek karşı. Ama bu fakir fukarayın, ariyenin şeyine izin verdi, ruhsat verdi. Hem bahçe sahibinin hayatını kolaylaştırmak için, hem de acilen paraya ihtiyaç duyan fakirlerin bir an önce şeye kavuşmaları için. Ama bildiğim kadarıyla bir sınır vardı orada, yani belli bir miktar sınırı vardı. Hani iş oraya kaymasın diye. Ticari faaliyet de böyle tahminen uygulanmasın diye. Hocam bunlar zekatı dönem veriyor diyorsunuz. Yok, bu başka bir şey. Yani bir mahsulü üretimden vermek var. Bir de daha başındayken ağaç, kaç ağacım var? 40 ağaç. Ben bunun 5'inin bütün mahsulünü her yıl her kişiye verdim gibi. Tamam, bu tasaddukta bulunuyorlar. Bildiğiniz normal sadakada sadaka veriyorlar. 2251 nolu hadis okuduk. 2252 nolu hadisteyiz. Haddesena Abdullah ibn Muhammed, bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Haddesena İbn Uyeyne, bize İbn Uyeyne anlattı. An İbn Cüreyc'in, o da İbn Cüreyc'ten. An Ata'en, o da Ata'dan. Semi'a Cabir ibn Abdullah, kendisi Cabir bin Abdullah'ı işitmiş. Radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Demiş ki, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Anil muhabarati, muhabereyi, vel muhakalati ve muhakaleyi, ve anil muzabeneti ve muzabeneyi. Bunları hatırlayanınız var mı aranızda? Bir ara çok uzun okuduyduk bunları. Ve an bey'i semri, ve mahsulü satmayı, hatta yabdu'a salahuha, ta ki olgunlaştığı veya ortaya çıktığı, sonuçlandığı belli oluncaya değin. Belli olmadan satışını yasakladı. Ve en la tuba'a, ve satış yapmayı yasakladı. İlla bid dinari ve dirhami, ancak dinar ve dirhem ile, yani parayla alıp satın. Hurmayı hurmayla alıp satmayın. İllel araya, ancak araya hariç. O dediğim fakirlerin bir ağaçlık, birkaç ağaçlık mahsulleri, onlar da bu tür şeyleri yasaklamadı. Ama büyük ticari hacimleri, döngüleri yasakladı. Tartı olmadan, olgunlaşmadan ve ancak altın ve gümüşle satılıp alınmasını. Sıradaki hadisimiz 2253. Haddesena Yahya bin Kaza'a, bize Yahya bin Kaza'a anlattı. Akhbarana Malikun, bize Malik haber verdi. An Davud bin Husayn'in, o da Davud bin Husayn'den. An Ebi Sufyan'a, o da Ebu Sufyan'dan. Mevla ibn Ebi Ahmed'e, Ahmet
İbn Ebi Ahmed'in azatlı kölesi. An Ebi Hurayra'ta, o da Ebu Hureyre'den, radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Rakhasan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdi. Fi bey'il araya, arayanın satışı konusunda. Bi harsiha minet temri. Tahminince karşılığı kuru hurma olaraktan. Fî mâ dûne hamseti evsukin. Beş vasaktan daha az olmak üzere. Ev fî hamseti evsukin. Yahut beş vasak olmak üzere. Şekke Davud'u fî zâlike. Davud bu konuda şüphe duydu diyor. Beş vasaktan az mı yoksa beş vasak olmak üzere mi diye. Böyle bir limit koymuş. Bu limitin altında arayanın tahminince satışına müsaade etmiş kuru hurma karşılığı. Diğer türlü yasak. Tartılacak, pazara getirilecek. Ancak öyle satılabilecek. Altın ve gümüş de satılacak. Sıradaki hadisimiz 2254. Haddefena Zekeriya bin Yahya, bize Zekeriya bin Yahya anlattı. Ekberena Ebu Usame, bize Ebu Usame haber verdi. Kale dedi ki, اَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ. Biz müsakatta değil miyiz? Sulamada. Niye İbn-i Ban diyor, İmam Buhari bunları veriyor burada? Hadi ilkini verdi, içinden geçerken sulamak için bahçeye girmekte dedim. Orada bir su işi vardı. Şimdi su mu kalmadı, kupkuru yani hadisler. Su verme. Su verdiği için mi başka? Geçit hakkı bile bu bölümün konusu değil. Sulama hakkı. Tamam. Sulamaya gider. Sulama hakkı diye ilk hadisi verdi. Sonra onun arayasına takıldı. Sıralı bir şekilde araya hadislerini veriyor şimdi. Konu Kitabul Buyu'a döndü. Alışveriş kitabına döndü yani. Bak hadi adını da unutmuş kitabın ismini. Müsakat diye bak. 2383. Haddetena Zekeriya 2254, affedersiniz. İkinci numarayı okudum bir anda. Ekberena Ebu Usame dedik değil mi? Bize Ebu Usame Kale ekberen el-Velid ibn Kesir'in, bana el-Velid bin Kesir haber verdi. Kale dedi ki, akbereni Beşir ibn Yesar'in, bana Beşir bin Yesar haber verdi. Mevla Beni Harisete, Beni Harise'nin azatlı kölesiymiş bu şahıs. Enne Rafi'a ibn Khadij'in, Rafi'a bin Khadij, ve Sehl ibn Ebi Hathmete ve Sehl bin Ebi Hathme, haddethahu, her ikisi de ona anlatmışlar. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neha anil muzabeneti, müzabeneyi yapmayı yasakladı. O da ney? Bey'us semri bit temri. Mahsulün kuru hurmayla, yani yaş hurmanın kuru hurmayla satışı. Müzabene oymuş, hatırlayalım. İlla ashabel araya, arıya sahipleri hariç. فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ, o onlara izin verdi. Arıya sahipleri de, o da birkaç hurması olan, koca bir bahçede birkaç ağacı olan kimselerin veya kendilerine bu anlamda hibe edilmiş fakirlerin ağaçları. Onlar için Resulullah müsaade etti. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ, Ebu Abdullah dedi ki, dediği kişi İmam Buhari. وَقَالَ اِبْنُ اِسْحَاقَ, İbni İshak dedi ki, haddeteni Buşeyr'un mislahu, bana Buşeyr bunun benzerini anlattı diye koymuş. Buralarda dediğim gibi İmam Buhari dalmış gözüküyor yani. Bunun yani Şehir de olabilir mi? Su, yaş, kuruma falan. O kadar gidersen ravilerde de var yani o kadar su. Kan dolaşımı falan yani. Bir nem arıyorsan eğer çıkarırız bir yerden.
Hocam bu adalete bir şey ağaçlar sahipsiz gibi durur. Yani mesela ki adam bahçesi var demiş, bu üç ağaç askeriye vişnesi, kirazı. Bunları da sahipsiz gibi değil, sahip çıktı çıkışı ama insan askerler, şeyde askeri birliğin orada. Bunları da sahipsiz kalırdı. Şimdi adalete... Yer sahibi dokunmuyor, bunlar askeriyenin diye değil mi? Askeriyenin. Öte bahçelerden karışmayın, bunlar sizin demişti. E tabi fakir gelmiyorsa o ağaçta yani bir tane ağaca şimdi kim gidecek bahçeye uğraşmaya falan diyorsa o da öyle sahipsiz kalır dediğiniz gibi. O yüzden iyi bir çözüm yani böyle 100 ağacın olduğu yerde bir yahut iki ağacın sahibine tahmini bir bedelle önceden hurmasını verip onun da bakımını o arada yapmak iyi bir çözüm. Öteki adamın geliş gidişi bir ağaç, iki ağaç için. Belki de gelmeyecek. Şimdi kalacak o ağaç. Enne Resulallah okuduk burayı. Feynne ednelehum hadisi de okuduk. Evet, kitap da bitti. Kitabın sonunda İmam Buhari bize biraz buyur. Elin yok, bunların hepsini vermişti veya başka tarikleri vardı. Burada sıkıştırdı belki. Yani elinde kalanlar da artık. Elinde kalanlar nereye gider, nereye gider? Bak burada dedi Ariye geçiyor, şunun altına yerleştirelim. Anlamazlar burada dedi. Ama biz büyüğü okumuşlar olarak görünce hemen eyvah dedik yine mi? Çünkü aylarca biz Kitabul Büyü'yü okuduk. Bir de ondan öncesinde İmam İbni Hibban çektirmişti bize. Denk geldiydi üst. Denk geldiydi üst üste. Çözdüm diyorsun. Evet.